yani bu şekilde olması gereken bir şey olduğundan. Aferin. Evet gençler, gel. Gel. Hanımefendiciğim buyurun. Afiyetler olsun. Ya sizle de bir türlü tanışmak kısmet olmadı. Bana bir isminizi bağışlar mısınız artık? İsmini hatırlamıyor ki. Bence senin adın Yasemin. Ne alaka? Çiçek gibisin çünkü. Kiray, sence onun adı ne? Yeşim. Yani çok güzel yeşil gözleri vardı bu yüzden. Bu isimler bir şey çağrıştırıyor mu sende? Sence baba? Ne bence kızım? Sence onun ismi ne? Valla bilmiyorum kızım ama kendisine bir isim seçse fena olmaz. Yani en azından hatırlayana kadar o ismi kullanmış oluruz. Ne dersin? Olur. Benim bir fikrim var. Bence aklımıza gelen bütün isimleri sayalım. Belki birine tepki verir. İyi fikir. Tamam, güzel. Kim başlıyor? Ben başlarım. Başla bakalım. Nefes, yağmur, nur, İpek, Ada, Nilgün, Aleyna, Melodi, Melis, Buse, sınıfındaki bütün kızları saydı. Sen böyle o zaman. Tamam, başlıyorum. Serpil, Canan, Zuhal, Begüm, Fidan olmadı mı? Fidan'dan yola çıkarak bu eski isimle mesela Memluka, Hüsnüzar, Gülümser, Güneş. Güneş deyince baktı işte. Adın Güneş olsun mu? Evet çocuklar. Anne babalarınızdan isimlerinizin hikayesini öğrendiniz mi? Evet. Güzel. Anne babalarınız size isminizi verirken ne düşünmüş? Neden o ismi seçmiş? Paylaşın bakalım. Kim başlamak ister? Güneş. Annem ve babam ben doğunca çok sevinmişler. Babam kucağına aldığı zaman demiş ki, Güneş olsun adı. Güneş gibi içime sımsıcacık ısıtıyorsun demiş. Ondan yani ismimi Güneş olarak koymuşlar. Çok güzel. Bizimle paylaştığın için de çok teşekkür ederiz. Gece, bizimle ismin hikayesini paylaşmak ister misin? Adın Güneş olsun mu? Olsun. Harika. O zaman ismi bulduk arkadaşlar. O zaman Güneş'e içiyoruz. Güneş'e. Güneş'e. Güneş'e.